Merhaba sevgili dostlar, yepyiz yeni bir sinema ödül bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde bir süredir üzerine bir video yapmayı düşündüğüm Deus Ex Machina dediğimiz bir teknik denmez tabi buna, bir tembellik unsurundan bahsedeceğiz. Kötü veya tembel senaristlerin kurtarıcılarından birisidir bu. Bir süredir bu videoyu yapmayı düşünürken tam Game of Thrones'un da 6. sezon 9. bölümünü izlediğimde bam diye karşıma çıkınca üzülerek evet bu örnek üzerinden artık bu konuyu anlatabilirim diye düşündüm. Son yorumumdan anlayabileceğiniz üzere son sezondan pek memnun değilim. Kitapların da kaynak olarak tükenmiş olmasından kelli biz de bu tembel senarist örneklerini neredeyse her bölüm görebiliyoruz. Bunlar üstüne birkaç bölüm daha yapıyor olacağım. Yavaş yavaş değiniyor olacağız. Peki nedir bu Deus Ex Machina? Bundan bahsedelim. Sonucu neredeyse içinden çıkılmaz olunacak bir durumda, her şey umutsuz gibi göründüğü bir anda bir kurtarıcının, bir nesne olabilir, bu bir insan olabilir, bir obje olabilir, gelip durumu kurtarmasına verdiğimiz isimdir. Çok fazla filmde ve yerde örneğini görebiliyoruz. Dizilerde, kitaplarda, tiyatroda bunu görebiliyoruz. Terimin kendisi de zaten tiyatrodan, Latince'de makineden gelen tanrı teriminden geliyor. Tanrının elini uzatması gibi bir anlam olarak ortaya çıkabilir işte. Harry Potter'da şapkadan çıkan kılıç olsun, işte ne bileyim... Kaldık böyle Harry Potter dedik. Siz yazın. Evet, örnekleri sizden bekliyorum yorumlarda. Bunu Game of Thrones'un son bölümünde de bunu nerede gördük? Tam artık savaşın kaybedileceğinden emin olduğumuz anda Jon Snow da artık bedenlerin ortasında gittikçe sıkıştığı bir durumdayken bir anda duyduğumuz Borazan ve Eren ordusunun gelip günü kurtarması. Bunu daha da kötü bir hale getiren, bu bölümde de teknik anlamda, çekim, kurgu, yarattığı atmosfer anlamında kusursuza yakın bir bölüm olsa da senaryo anlamında ve dönüp bölüm bittikten sonra dönüp baktığınızda sizin moralinizi bozacak şey ise bunun olacağını 4-5 bölümdür biliyor olmanız. Yani savaş ne kadar umutsuz hale gelirse gelsin aslında siz ne olacağını bildiğiniz için yaşadığınız heyecan bile çok da önemli bir heyecan değil. Çünkü evet ne zaman gelecekler diye bekliyorsunuz. Deus Ex Machina'nın tehlikeli tarafı da zaten bu. Eninde sonunda kahramanın kurtulacağına inancınız bir şekilde oradan çıkacak zaten. 24'ü izleyin mesela, 24 dizisini. Jack Bauer hem her zaman son saniyede gelip Deus Ex Machina günü kurtarırdı mesela. Game of Thrones'dan bu sezonda çok memnun olmama sebebim bu. Çünkü bizi devamlı heyecanlandırması ve sürprizler yaratmasıyla sevdiğimiz bir diziyken artık her şeyi 3 bölüm önceden görebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Bu da aslında dizideki bütün heyecanı ve diziyi farklı kılan şeyi ortadan kaldırıyor. Şimdi bunun yine nispeten daha iyi bir kullanım örneğine bakalım. Gerçi Deus Ex Machina'nın iyi bir kullanım örneğini bulmak zor ama daha iyi bir kullanım örneğine bakacaksak aslında Game of Thrones'da bu kaynaktan oldukça fazla esinlenmiş durumda. Özellikle bu son savaşta. O da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Helm's Deep Savaşı'na bakalım. Buradaki sahneyi daha iyi kılan şey birincisi çok iyi çekilmiş olması. İkincisi de en azından karakterin bize bu olayın yaşanacağını daha önceden söylemiş olması. 5. günde işte şafağa bak beni göreceksin falan diyor. Ve 5. günün şafağında Gandalf'ı ve yanında Rohirrim'in dağdan aşağı gelişini görebiliyoruz. Burada da güneşin tam karakterlerin içine, gözünün içine doğması da bir Deus Ex Machina. Ama bunlar kitapta da böyleydi. Yani film için yapılmış şeyler değil. Ama olayın zaten önceden planlanmış olması onu Deus Ex Machina'dan biraz çıkarıyor aslında. Yani... Karakter önceden zaten bu planla o gün ve o tarihte geleceğini bize açıklıyor. Dolayısıyla sahne gerçekleştiğinde ne kadar umutsuz bile hissetsek öbürü kadar kötü bir etki bırakmıyor. Ha tabii ki bu Yüzüklerin Efendisi'nin bu kötü örneklerden arınmış olduğu anlamına gelmiyor. Sıkıştığımız her anda gelen kartallar, işte bizi kurtaran, savaşa gelen, yok oraya taşıyan, buraya taşıyan kartallar da Yüzüklerin Efendisi'nin zayıf Deus Ex Machina örneği oluyor. Umarım sizler için yine faydalı bir bölüm olmuştur. Mümkün olunca eğlenceli ve popüler gündemle de alakalı şekilde planlamaya çalıştım bu bölümü. Çok fazla örneği var Deus Ex Machina'nın. Sizin en çok gözünüze batan, en komik, en saçma versiyonları şu an aklınıza pıt 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 geliyordur diye düşünüyorum. Benim kadar kötü hafızalı değilsinizdir. Yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum. Bu hafta bir farklılık olarak Instagram hesabımızı da açtık. Facebook, Instagram, Twitter her yerden takip etmenizi bekliyorum. Özellikle lütfen Instagram'dan takip ediyor olun. Arkadaşlarınıza paylaşın.
yaptığım, yeni yaptığım, yapmakta olduğum bütün projeleri oradan paylaşıyor oluyorum. Mesela şu anda bu hafta bir film üstünde çalışıyoruz. Arka plan gitmiş, niye söylemiyorsunuz? Şu anda üstünde çalıştığımız bir film projesini de Instagram'dan paylaşıyoruz aşamaları ilerledikçe. Paylaşın, takip edin, beğenin, arkadaşlarınıza bahsedin. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.